Orhun, Hira'ya suçsuz olduğunu bir türlü söyleyemedi. Hira'nın artık bunu öğrenmesi lazım. Hira, haksız yere acı çekiyor. Eda kıskançlık krizleri yüzünden kendini iyice kaybetmeye başladı. Orhun'un Hira'ya olan ilgisini gördükçe kıskançlıktan çatlayacak. Konak faresi Eda, Hira'ya rahat vermeyecek. Hira suçsuz olduğunu bilmediği için Eda ona katil demeye devam edecek. Eda Orhun'a hesap sormaya başladı. Bu da Orhun'un hiç hoşuna gitmeyecek. Eda cadısı Orhun'a "O kıza aşık mısın?" diye sordu. Hira bunu duyunca çok utandı. Hira Orhun'u gördüğü her yerde ondan kaçacak. Orhun'un kafası da karışık. Hira'nın resimlerine bakmaya başladı. Orhun Hira'ya iyice alıştı. Onu kaybetmek istemiyor. Orhun Hira'yı korumaya devam edecek. Afrika'dan Hira'nın arkadaşı Musa gelecek. Afife onu konağa almak istemeyecek. Şevket Musa'yı kovarken Hira onu görecek, yanına gelecek. Perihan, Afife'nin yanında Hira'ya laf söyleyecek. Afife'yi Hira'ya karşı kışkırtmaya çalışacak. Orhun, Musa'yı konağa alacak ve misafir edecek. Meryem sonunda Kenan'a gerçeği anlatmaya karar verdi. Meryem, babası hapse girmesin, annesi zorluk çekmesin diye evlenmeye mecbur olduğunu Kenan'a anlatacak. Orhun, Hira'nın iyiliği için Eda ve annesini konaktan kovsun artık. Hira mutlu olsun. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.